Tabii ki ilaç ihtiyacı var. Bir taraftan Sağlık Bakanlığı ekiplerimiz bugün Mısır'dalar. Bir Sahra Hastanesi'ni İsrail'in ben vurmayacağım dediği bir koordinatta Sahra Hastanesi'ni Gazze'nin içine konumlandırma yönündeki girişimlerini devam ettiriyorlar. Bu da önemli bir katkı olacak. Orta ve uzun vadede bizden istenen gerek AFAD Başkanımızdan gerek Kızılay'dan insanların evlerinin yeniden yapılması noktasında Türkiye'nin ciddi bir tecrübesi olduğundan bahsetti buradaki ekipler. Ve dediler ki biz en fazla sizin bu tecrübenizden faydalanmak istiyoruz. Çünkü burada bizim 50 bin konutu kalıcı bir şekilde inşa etmemiz gerekecek. Bu inşa sürecine kadar mutlaka sizin deprem bölgesinde olduğu gibi geçici yerleşim birimleri de kurulması gerekecek. Bu anlamda bizden yardımlaşma noktasında ve bilgi aktarımı noktasında iletişimde kalmak istediklerini ifade ettiler. Biz burada ne yapabilirsek buradaki Gazze'deki insani dramın dindirilmesi noktasında ne yapabilirsek buradaki ekiplerin yanında olduğumuzun tekrar altını çizdik. Gerek Türkiye'de AFAD'la ve sivil toplum kuruluşlarımızla koordinasyon içinde yardımlarımızı yönlendiriyor olacağız. Bu çift taraflı bir durum. Bir taraftan ihtiyaçları öğrenip bir taraftan o ihtiyaçlar doğrultusunda kaynaklarımızı da yönlendirmeye devam edeceğiz. En önemlisi de bağışçılarımızın bize verdikleri emaneti doğru bir şekilde doğru kaynağı yönlendirerek gerçek ihtiyaca yönlendirme noktasında iletişimlerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Efendim biliyoruz ki İsrail'in saldırısında 33 bin üzerinde yaralı var. O yaraların yani Türkiye'ye gidenler de biliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha hızlı bir şekilde yaraların tahliyesi noktasında yapılacak bir çalışma var mı? Bir de 1 milyon 700 bin kişinin evinden yurdundan edildiğini biliyoruz. Bunların o barınma merkez yani girecekleri yerlerdeki güvenliği noktasında ya da onlara yardımdan ulaştırması noktasında nasıl bir çalışma yürütülüyor? Değerli arkadaşlar, Gazze'den tahliye işlemlerini Dışişleri Bakanlığımız, büyükelçiliklerimiz marifetiyle yürütüyor. Şu ana kadar 450 ile 500 arasında Türk vatandaşı olup da Gazze'de yaşayan çoğu Filistin asıllı kardeşlerimizin tahliyesi sağlandı. Kahire üzerinden İstanbul'a geldiler. İstanbul'dan istedikleri lokasyonlara ulaşımına varana kadar AFAD'ımız İstanbul İl Müdürlüğümüz üzerinden gerçekleştirdik. Ayrıca bu kalacakları yerlere varana kadar bunların planlamasını yaptık. Toplamda şimdilik yaklaşık 1500 civarında Türk vatandaşı olup da Gazze'de yaşayan kardeşlerimizin tahliyesi planlanıyor. Bu sayı ilerleyen günlerde artabilir. Ona göre biz planlamalarımızı yaptık. AFAD olarak o tecrübeye ve deneyime de sahibiz. Biz biliyorsunuz maalesef 6 Şubat'tan sonra neredeyse 3,5 milyon insanımızı tahliye ettik. Böyle bir birikimi olan bir kurumuz. Dolayısıyla burada yaşayan insanların da tahliyesini rahatlıkla gerçekleştirecek durumdayız.